Merhaba arkadaşlar, Parçalıyoruz yeni bölümünde konuğumuz Murat Bardakçı. Murat Bardakçı geçenlerde Twitter'da popüler oldu. Çünkü şöyle laflar söyledi. Biz şarklıyız. Bizim doğamızda, hatta genetiğimizde demokrasi yok. Bırakın artık bu demokrasinin peşinden koşmayı. Bize bunlar gelmez dedi. Ve biz de dedik ki Murat Bardakçı, sen böyle şeyler söylersen biz de seni parçalarız. Dolayısıyla bugün Murat Bardakçı'nın Cumhuriyet, batılı olma, şarklı olma ile ilgili atıp tuttuğu şeyleri alacağız, evireceğiz, çevireceğiz. Tabi buradan başka aslında zihin egzersizleri de yapacağız. Aslında ne demek istiyor olabilir veya bu tartışmalar nasıl ele alınmalı? Bunları da konuşacağız. Yani önümüzde bir sürü konu var. Deyip başlayalım Ömer, istersen ilk videomuzda şark hakkında. Biz şarkız kardeşim. Kardeş ya. Bu şarkta genetik bir şeydir. Değişmez. Hiç değişmez. Ben Erhan'a söylüyorum. Şeyleri, gazeteleri, gazete koleksiyonlarını eski Türkçe döneminden itibaren bugüne kadar oku. Arada bir ama gün gün olması şart değil. Bir sene, iki sene atla, devam et. Mutlaka bir problem vardır. Problem yoksa da o problemi biz kendimiz yaratırız. Kendi kendimize bir dert çıkartırız. Bunun sebebi şarktır. Şarklı, şarklı olmaktır. Yani sanayi toplumuna geçememizin, nüfus probleminin, hastalıkların, bilmem nelerin. Yahu frengiyle mücadele, ciddi bir mücadele başlıyor. En çok tahlil hangi şeyle kim yaptırıyor biliyor musun? Aynen, frengi. Evde çalıştırılacak kadınları gönder. Mantığı da çözülüyor. Frengi var mı yok mu diye. Ama bu bir gelenektir biliyorsun. Gelenektir ama Vassar maddesi yeni çıkmış. Millet bize temizlikçi kadını gönderiyor Vassar maddesine. Ama sebep bunun şark olmamızdır. Biz kızıyor Erhan. Sen Erhan diyorsa sen kızıyorsun. Gaplı olacağız, batılılaşacağız, algı olamayız kardeşim. 200 küsur senede uğraşıyoruz. Biz şarklıyız. Oluruz. Olamayız. Ben hala olamadım. Hele sen en doğuda. Oluruz. Olamayız. İkimiz de hayaldir. Ama kendi kendimize, kendimizin ne olduğumuzu anlayabilsek, öyle gidebilsek bambaşka bir şey oluruz. Ama biz Avrupalı olacağız. Zaten Avrupalı almaz da şeyini. İşte gaplaşacağız bilmem. Hiçbir olmaz. Ta 3. Mustafa'dan beri deniyoruz. O gen var ya, gen çok önemli bir şeydir Fatih. Bizde şark geni var. Bitti. Evet. Genetiğimizde yok dedi. Şark geni dedi. Ben bu arada bunu Twitter'da gördüğümde bu fikre gerçekten katılmadığını düşünmüştüm. Hani öyle söylemiş. Baya baya bu fikre inanıyormuş. Genetik diyor. Doğu batı arasındaki fark, doğu neden doğu oldu, batı neden batı oldu çok önemli bir sorudur ve bu konu hakkında bir sürü teori var. Murat Bardakçı, bu kadar zamandır ben bu konuyla ilgiliyim de bakarım, hiç görmediğim bir teori ortaya atıyor. Şarkız çünkü şark genimiz böyle, şark şark olur, batı batı olur. Bu evet. İnanılmaz bir argüman. Ve hani derinleştiremiyor da. Hani argüman yok. Frengi diyor ama ben girişe bayıldım. Biz şarkız. Hani o tam bu şey değil mi, hani böyle bir kahvehanede gidersin, yiyelim öyle değil. Tadında bir girişle yerdi. Burada bir dakika şunu da deşmek lazım. Ya en başında bu hikayenin batı ve ötekiler ikilemi aslında çok karşı çıkılan bir ikilem. Tabii. Bu hikaye ters yüz edildi. Ters yani bugün edildi. Batı Akademisi bunu ters yüz etti ve böyle doğu batı gibi bir ayrım ve onun üzerinden yapılan özcü argümanlar kabul yok, edilmeyen şeyler. Bir daha bir doğu ne demek şimdi bak. Evet. Türkiye bambaşka, Afganistan bambaşka, Japonya başka, İran başka, tabii, Mısır başka. Ya saçma sapan bir kavramsallaştırma da hiçbir şey ifade etmiyor. Evet. Dediğin gibi 5 benzemez var aslında doğuda. Şark diyorsun, Japonya'yı da alıyorsun, Türkiye'yi de alıyorsun. Halbuki Türkiye, Japonya'ya bakarsan da doğunun da batısıdır. Aynen. Yani batıdan bakarsan Türkiye doğudur, doğudan bakarsan batıdır. Evet. Dolayısıyla bunları böyle bir küme yapmak zaten saçma. Öteki yandan batıyı bir küme yapmak da saçma. Saçma, ha çok güzel. Yani abi, batı. Akdeniz ülkeleri başka, hani İtalya'sı başka, İspanya'sı başka. İsveç'i çok başka bir toplumsal, tabii, model, ekonomik model var. Amerika'ya bakıyorsun, devlet çok güçsüz. Yani yok gibi. Batı Avrupa'da... Yani ekonomideki, düşünmedin, ekonomide devletin rolü ha, evet, daha farklı. Evet, Batı, yani Batı Avrupa'da gibi, devlet çok etkin. Sosyal hayatta çok etkin, regülasyonlar, evet, çok etkin. Bir de şu var, yani doğu deyince aslında bizi de böyle doğu batı, işte biz şarkız, biz tembeliz, bizden olmaz. Tam olarak o anlatıyı da güçlendiren bir şey. Aslında şey diyor, diğer videolarda diyor ki, ya şark olmak kötü değildir. Eyvallah da o hiyerarşiyi yeniden üretmiş oluyorsun bu söylemi kullanarak. Ve aslında senin 200-300 yıldır biz bir şey ilerleyemiyoruz dediğinde ilerlenmiş olan ya da bu ilerlemeyi talep eden insanların bütün emeklerini, bütün o çabasını görmezden geliyorsun. Ya biz 200 senedir bir şey mücadelesine veriyoruz değil mi? Evet. Bunun bir meyvesi de var. Türkiye Cumhuriyeti, evet, bir cumhuriyet, bir demokrasi, kadın hakları var.
kadın hakları biz Avrupa'dan daha önce daha önce geldi. Çok partili hayata birçok ülkeden daha önce geçti Türkiye. Bir de nereden baktığınla alakalı. Şimdi 200 yıl öncesine göre bakarsan Türkiye çok değişmiştir. Veya Türkiye'yi diğer Orta Doğu ülkeleriyle kıyaslarsan Türkiye de çok ilerlemiştir. Evet. Yani bu kadar pesimist bir yaklaşımı da ben şey olarak kabul etmiyorum. Yani 200 yıldır nereye geldik ki? Geldik abi bayağı. Evet. Birçok şey de değişti. Kaldı ki Batı dediğinin bugünkü Batı olması da büyük bir süreç. Tabii. Yani onu öyle sanki Batı böyle 100 yılda oldu bitti. Batı 100 yılda olup bitmedi. Batı yüzyıllarca birbiriyle savaştı. Bir sürü sorunla boğuştu. Şimdi orada şey gibi anlatıyor ya. Türkiye'de ben ne zaman bakarsam bakayım sorun vardır. Batı'da da var. Sorun olması kötü bir şey mi? Evet. Sorun her yerde var. Batı'da da sorun var. Batı'da daha çok sorun vardı belki de. Hatta Batı neden Batı oldu, Doğu neden Doğu oldu şöyle anlatırlar. Batı'da çok fazla savaş var, çok fazla farklı siyasi grup var. Hı-hı. Siyasi grup dediğim, siyasi varlık dediğim şu. Mesela 1500'e baktığınız zaman Doğu'da büyük imparatorluklar görürsünüz. Çin, Osmanlı, Hindistan. Safeviler, Hindistan'da Babürler. Batı'ya baktığınız zaman parçalıdır. 1500 Avrupa'sında 500 tane siyasi varlık vardır. Ki Leviathan, Hobbes o karmaşanın içinde yazar. Tabii yani. 500'den fazla bile olabilir bu arada bak. Ona bakarız yani küçük küçük prensler. Ve sürekli kavga, gürültü, savaş, din savaşları. Yani bu süreç zaten şey bir süreç değil ki. Bir anda böyle hep beraber mükemmel oluyoruz. Sıfır sorun, sıfır kavga. Batı o kavganın sonucudur. Ve o kavga uzun yıllar da sürmüştür. Peki gerçekten de ben şark dünyasına bakıyorum. Şark dünyası yani onu kullandığı tabirle. Bir demokrasi yok. Bunun sebebi ne peki? Şimdi o da yanlış. Şimdi bu şark deyince herkesi topluyor. Hı-hı. Bir kere bugün verilere bakarsanız. Yani bunun verileri mesela Freedom House vardır. Demokrasi skorları verir. Özgürlük skorları verir. Doğu'da da var bazı yerler. Yani Güney Kore var. Tabii. Japonya var. Yani o kadar toptan böyle bir demokrasi Müslüman olmadığı yerler değil. Diyeyim. Aynen. Şeyi kabul ediyorum ben hani anlamak için. Murat Bardakçı'nın demokratik sorunları var. Demokratik sorunlar var ama bu kesinlikle genetik. Ya genetik, genetik kesin değil. Aynen. Kültür olabilir mi? Kültür şu olabilir. Kültür önce bence birkaç nokta daha var. Abi bir kere zayıf sermaye birikimini var. Bak bence şunu anlayalım. Hani Orta Doğu'nun problemi ne diye düşünelim. Türkiye neden demokratikleşemiyor veya bu demokratikleşme süreci neden böyle yalpalıyor bunu düşünelim ama bunu böyle özcü argümanlara vermeyelim. Tabii. Daha dinamik süreçlere bakalım. Zayıf sermaye birikimi. Abi sen fakir bir ülkesin. Fakir bir ülkeydin. Yani şu anlamda. Şu an yine daha iyi. Daha iyi de hala sermaye birikimin zayıf. Şimdi sermaye birikimi zayıfsa, özel sektörün diyorum, devlete karşı bir güç oluşturamıyorsun. Yani Türkiye'de burjuva devrimi olmadı. Türkiye'de evet. Burjuva yoktu. Türkiye'de burjuvanın oluşması 1980'ler sonrasıdır. Evet. Bak 1980'lerle ilgili Ayşe Burak şey derdi hala. Türkiye'de batılı anlamda bir burjuvazi hala yoktur diye. Hı-hı. Çünkü devlete çok bağlı. Devlete çok bağlı. Evet. İkincisi, sermaye birikimi biraz olsa dahi refahın paylaşımı kötü. Ama bu niye demokrasiyle şey olsun? Şununla alakalı bence. Şimdi son bir veri çıktı 2023'te. İşçinin ve emeğin ekonomiden aldığı pay %23. Tam bunun demokrasiyle alakası ne? Şu abi, sen paran yoksa medya kuramazsın. Paran yoksa devlete bağlı olursun. Paran yoksa partilerin verdiği sosyal yardımları çok önemsersin. Dolayısıyla ekonomi özgürlüktür. Şimdi insanların hepsinin... Aferin lan liberal oldun. Hayır, insanların hepsinin... Oldu. Abi... Bu liberallik değil. Ben aslında Marx'ın da başladığı yer olan her şeyi, ekonomik structure, her şeyi belirler. Hı-hı. Siyasi özgürlüğünü de belirler. Şimdi hı-hı, toplum refaha ait sahip değilse, işçiler asgari ücretle çalışıyorsa sesini çıkartamaz, örgütlenemez, dernek kuramaz. Çünkü patrondan korkarsın. Seni yarın işten atar. Hı-hı. Şimdi böyle bir toplumda zayıf sermaye birikimi varsa, refah dağıtımı azsa, bir de üzerine siyasi istikrarsızlık, demokrasi olmaz. Hani böyle süreçlerde arayalım bu sonu. Ya kurumlara bakmak lazım. Hı-hı. Yani ben kurumsal açıklamaları her zaman daha iyi bulurum. Yani kültürel açıklamalardansa. Çünkü kültür eyvallah güçlü bir faktördür ama kültür de dönüşür. Dönüşmese dahi şuna bakalım. Çok basit güzel örnekler vereceğim. Şimdi kafanıza oturacak. Kuzey Kore, Güney Kore. Kültür ne? Aynı. Genetik aynı. Genetik de aynı. Bak genetik de aynı, kültür de aynı. Kuzey Kore'deki insanların davranış biçimlerine bak. Kuzey Kore'deki insanların normatif değerlerine bak. Bir de Güney Kore'dekilere bak. Evet. Başka bir örnek verelim. Doğu Almanya, Batı Almanya. Aynı genetik, aynı tarih, başka kurumlar, başka davranışlar, başka sonuçlar. Bu arada hala Almanya'da o 50-60 yıllık Doğu Almanya birikiminden dolayı, o tarihinden, hı-hı, dolayı ciddi eşitsizlikler var. Ya yani toplum çok farklı. Hı-hı. Yani dolayısıyla o eşitsizlikler veya kurumlar devam da ediyor. Kurumların etkileri sürüyor. Kurumlar değişince bir anda normatif değerler de değişiyor. Bak bugün Mainland China dedikleri ana Çin karasındaki biriyle konuştuğu zaman ondan şeyi duyarsın. Ya abi demokrasi burada olmaz zaten. Hani toplum uygun değil, 1 milyar insan var, nasıl oy sayacaksın falan. Ama Tayvanlı biriyle konuş, Hong Konglu biriyle konuş. Onda tırnak içindeki batılı değerler ve demokrasiye inanç görürsün. Ama şimdi görmezsin. Bence çok güzel. Anlatılar çok önemli. Bak şimdi sen çıkıp Murat Bardakçı olarak bizde zaten demokrasi olmaz, bize uygun değil dersen demokrasinin olmaması veya bu güç paylaşımının olmamasına yönelik söylemi kuvvetlendiriyorsun. Devam ediyor bu. Aynen. İnsanlar şey diyorsun zaten. Olmaz abi. Şimdi bu self-fulfilling prophecy denen bir laf var. Hani kendini gerçekleştiren kehanet. Bu öyle bir şey. Sen insanlara diyorsun ki yapma abi boşver. Uğraşma. Olmaz. Şimdi evet, bu şeye benziyor. 200 sene önce 3. Selim'e abi boşver olmaz.
Kimi şeyler de oldu yani. Evet. Yani gelişim de var ama şu da doğru. Yani Türkiye toplumunda şu an demokratik değerler normatif olarak o kadar benimseniyor mu? Benimsenmiyor. O kadar benimsenmiyor. Ama işte yine referans noktamız ne? Mesele bu. Ya yani 1920'ye kıyasla Türkiye toplumu bugün daha modern, daha demokratik değerleri benimseyen, ne bileyim işte hukukun üstünlüğü önemlidir, evet hukukun üstünlüğü olmalıdır diyen bir toplum. Hı hı. 1920'de kimsenin haberi yoktu bundan. Yönetici elitin de yoktu. Hı hı. Bugün elitler düzeyinde en azından bir konsensus 3 aşağı 5 yukarı var. Halkın da bence önemli bir kısmı yine eski oranına bakarsak bu, hı hı, anlamda değişti. Hı hı. Yani normatif değerler değişiyor. Jenerasyonlarla beraber çok açığa çıkıyor bu zaten. Z kuşağında videosunda da konuşmuştuk ya biz seninle. Evet. Z kuşağı artık başka şeyler talep ediyor. Evet. Özgürlüğünü talep ediyor. Dolayısıyla öyle statik bir Türkiye toplumu da yok. Bu arada aynı programda bu konuyu devam ettiriyor. İstersen ona da göz atalım. Öyle devam edelim. Tamam. Şarkız biz. E sen bunu ne manada kullanıyorsun? Her manada söylüyorum. Saklamam ben lafımı biliyorsun. Hayır hayır. Yani bunu şöyle... Kendi kimliğini deklar etmek ayrı bir şey. Bunu olumsuz manada mı kullanıyorsun yoksa... Yani bizim yapımız budur kardeşim. Biz buyuz diyorum. Niye olumsuz kullanayım? Yani şarka, ben şarka küfretmem. Niye şarka? Ben sana katılmıyorum yani. Efendim? Ben sana katılmıyorum. Gaplı yani mısın? Parisyen misin? Parisyen misin? Türkiye'yle ilgili söyle mesela. Japonya bence şark değildir. Nedir? Gap mıdır? Japonya'dır. Başka bir şey yok. Şarktır. Şarktır. Coğrafi olarak şark doğuda oluyor olması. Çin şark olabilir. Japonya bence değildir mesela. Çin, ne farkı var Çin'in? Çok mu geri Japonya'da? Başka kültür. Başka kültür. Fatih, 5000 senelik bir kültürden bahsediyorsun Çin'de. Ben kültür yok dedim, başka bir kültür dedim sadece. Ama yani şarklıdır. Japonya da şarktır. Biz de şarkız. Yani Erhan şey diyor yani utanarak mı? Tam tersine. Ya şey söylüyorum, bunu unutmamamız gerekiyor diyor. Unuttuğumuz için, şarklı olduğumuzu unuttuğumuz için... Bazı hayallere daldığımız için bu biz Avrupalılaştık yani bilmem ne, bu hale geldik. Bu video bana neyi anımsattı? Neyi anımsattı? Recep İvedik'in bir sahnesi vardı. Ben uzak doğudan geldim diyordu. Soruyorlardı nere diye. Kars diyordu. Burası uzak doğu mu deyince ne var yakın batı mı diyordu. Tamam mı? Buradaki o sekans aklıma Recep İvedik'i getirdi. Bir de abi şey gibi değil mi? Mesela Fatih Altaylı diyor ki ben sana hani yani katılmıyorum. Abi şarkız biz. Hani argüman derinleşiyor bari i̇şte biraz anlat hani neyi kastediyorsun? Fatih Altaylı karşı çıkıyordu. O da dedi ki Çin şarktır ama Japonya değildir. O da onu niye öyle düşündü onu da anlamadım. Ya bu arada burada yani hakikaten böyle bir kümeleme çok garip oluyor. Evet. Japonya, Güney Kore, Çin, Türkiye, Afganistan, Mısır. Ya bir küme düşün bunlar var. Bir de mesela şeyden alıyor herhalde şarkıda. Türkiye. Aynen, şarkın şurası. Sınırı. Aynen. Yani şey mesela Batı. Bulgaristan batı. Öyle diyor bu arada. Türkiye sınırdır diyor. Abi Bulgaristan batıysa Türkiye 100 kere batı. Bak çarpı 100 batı. Bu arada Bulgaristan fena değil ama Bosna falan. Ya yani sevmiştim ama tabii Türkiye kıyasla şeyi hissediyorsun. Yani Türkiye başka bir yer. Abi Bulgar toplumunun normatif değerleri Türkiye'den daha mı batıya yakın? Yok. Hiç bilmiyorum yakın. Yani bir fikrim yok. Putinciler. Yani bilmiyorum ama Bosna'ya gidince şey hissetmiştim mesela hani. Genelde mesela Fransa'ya, İspanya, İtalya falan gidince insan şey hisseder ya bizden farklı, daha iyi gelişmiş anlamda. Bosna gidince biz daha iyiyiz falan olmuştu. Öyle abi yani. Balkanlara gittiğin zaman dersin yani Türkiye buralardan çok daha iyi durumda. Evet. Bir de ben şunu önemli görüyorum. Hakikaten bazı şeyler çok nüanslı. Şunu kastediyorum. İfade özgürlüğü mesela toplumda şöyle benimsenmez. İfade özgürlüğü önemlidir. Bu da önemsenmez. Mesela senin iyi üniversitelerin olur. Bu üniversitelerde hocalar tartışma imkanı açar derste. Ve derste gerçekten böyle tansiyon yüksek tartışmalar olur. O zaman içselleştirirsin. Bak bu şey uzun bir mekanizma. Yani ilk gençlik zamanlarında buna maruz kalıp derste dinlemek zorunda kalınca ifade özgürlüğünü içselleştirirsin. O yüzden eğer toplum nasıl dönüşüyor dersen bu tarz böyle çok derinlemesine mekanizmalara bakmak gerekiyor. Yani üniversiteler, sendikalar, dernekler, eğitim, evet. Para. Batı'da da toplum böyle dönüşüyor. Yani Batı'da şöyle mi oldu abi? 1800'de herkes çok mu demokrattı? Hı hı. Bir elit konsensus oluyor önce. Hı. Elitlerin bir takım fikirleri oluyor ve o fikirler kabul görüyor. Evet. Ondan sonra da eğitim aracılığıyla, müfredatla sen bunu halka yayıyorsun. Evet. Yani Fransız halkındaki bu Fransızlar özgürlüğüne düşkündür, işte bizim için demokrasi önemlidir, istemediğimiz bir şey olduğu zaman sokağa çıkarız, protesto ederiz fikri nasıl oldu? Süreç içinde oluyor aslında. Tarih öğretiyorlar sana, sana bir değerler seti veriyorlar. Öyle dönüşüyorsun. Şey bile düşün mesela Gezi birileri için bir referans noktası yani. Aynen. Şey diyorsun, biz sokağa çıkabiliyoruz. Şimdi hı-hı, sen hiç bunu görmezsen kabullenirsin bunu. Aynen. Hep aslında böyle. Süreç bir kez başladı mı etkiliyor. Her anlata etkiliyor. Bizde demokrasi olmaz demek de yeni kuşağı etkiliyor. Bize demokrasi olur demek de etkiliyor. Bunlar o yüzden birbiriyle çatışan fikirler. Bir de demokrasi de hiçbir zaman şöyle oldu bitti bir şey değildir. Demokrasi bir idealdir aslında. Yani demokrasi Batı'da oldu diyorsunuz. Bugün bizim demokratik backsliding dediğimiz hani demokrasinin gerilemesi Batı'da çok tartışılıyor. Neden? Evet. İşte aşırı sağ yükseldi. Popülist liderler demokrasiye zarar mı veriyor? Amerika beşiği diyorsun kurumların en güçlü olduğu yer. Trump kurumları dinamitlemeye çalıştı. Evet. Amerika'da sürekli şey tartışıldı. Ya bizim Amerikan demokrasisi zarar mı görecek Trump'la beraber geriye mi gidiyoruz? Evet. Daha mı otoriter
otoriterleşiyoruz. Yani Amerika için dahi, Batı için dahi bu şey değil. Demokrasi oldu, bitti. Böyle bir şey yok. Sürekli bir dönüşüm var. Evet. Sürekli bir mücadele de var. Yeni videoya geçelim. Geçelim. Şimdi bu demokrasiye dair bir tartışma. Yani olmuyoruz ama olamıyor. Peki batılılaşma olmaz. Bu genetik tabanla şey bir hedef mi? Çok aslına bakarsanız medeni bir hedef. Bak işte sana anlatamadığım bu. Türkiye'nin anlamadığı bu. Birçok arkadaşımın. Medeni efendim olması gereken iyi veya bizim modern zaafımız değil. Hı. Doğru. Onunla medenilikle falan hiçbir alakası yok. Biz buyuz. Utanılacak bir şey değil. Kötü bir şey de değil. Biz ama buyuz, şartlıyız. Şartla demokrasi olmaz. Bazı bir tane örnek göstersinler bana. Yoktur. Tek bir örnek göster. Güney Kore. Tarihte veya bugün şark bir şark ülkesinde demokrasi yok öyle bir şey. Peki bizi mesela bahsettiğiniz diğer şark ülkelerinden ayıran şey ne o zaman? Yani Irak'tan, işte ne bileyim aşağı taraftaki Suriye'den. Şey şu. Biz patronduk, imparatorluktuk. Biz yöneten efendiydik. Yani domini diyorum, dominus şey vardı ya. Çok şeyleri, biz efendiydik, hakim unsurduk. Onlar tebamız da bizim yani idare edilen yerlerde. Tabii aramızda çok büyük farklar var. Yani Türkiye bir Irak veya bilmem ne değildir hiçbir şekilde. Ama şarktır. Şimdi ne diyorsun? Önce şeyden başlayalım istersen. Hani modernleşme, batılılaşma falan bunlar... Geçin bunları. Bunlar o kadar önemli idealler değil diyor. Bir şarkız diyor. Orada yine ne kastettiği tam belli olmuyor. Şimdi kastettiği şey şuysa, batılılaşmak adı altında batının kültürünü benimsemeye çalışmaksa haklı. Onun bir anlamı yok. Hani bizim muhafazakarların geleneksel şeyidir ya, batının tekniğini alalım, kültürünü almayalım. Eyvallah. Onda bir sıkıntı yok. Ama kastettiği şey demokrasi ise, ne bileyim insan haklarıysa, hukukun üstünlüğüyse. Evet. Ya çünkü bak bu şey gibi oluyor. Tam ne dediğinde belli olmadığı için her yöne çekilebiliyor. Ben açık konuşayım. Hı. Hukukun üstünlüğü yoksa muz cumhuriyeti olursun. Evet. İfade özgürlüğü yoksa o toplumda yaşamak istemezsin. Aynen. Yani bugün kimse Rusya'da yaşamak istemez. Aynen. Kimse Suudi Arabistan'da da yaşamak istemez. Yani bu kötü değil dediği şöyle. Şimdi mesela ben bunu bazen bazı videolarda söylüyorum mesela. Mısır böyle diyorum. Onu aslında kötü anlamda söylemiyorum. Yani Mısır'ın durumu bu. Evet yani Mısır'da hiçbir zaman batılı anlamda bir demokrasi olmaz şu anki görüntüde. Olmaz o halkta, değil mi? Yani olabilir. Yakın bu gelecekte olmaz. Aşağılamak istemiyorum aslında. Yani bir durum tespiti yapmaya çalışıyorum. Durum tespitini anlıyorum ama bence şu şerhe koymak önemli. Mısır'da da 5-10 sene önce demokratik talepler bir şekilde gün yüzüne çıktı. Abi Mısır demokrasi olursa ne olur? Hayır. Senin hayal ettiğin demokrasi olmaz. Ben sana söyleyeyim. Mısır demokrasi olursa İhvan yönetir. En büyük muhalefet partisi daha da şuna benziyor bu. Dindar ve daha da sağcı bir parti olur. Yani senin hayal ettiğin demokrasi olmaz. Demokrasi olur da. Batıdakiler şu an Türkiye'ye bakıyor ve şunu diyor. Erdoğan yönetiyor ve bu ülke böyle. Hı. Ama ülke içerisinde ciddi bir muhalefet var, bir demokrasi talebi var. Yani ülkeler içerisinde hep bir mücadele var. Şimdi İran'da abi senelerdir sürekli protesto oluyor. Şimdi biz İran'a şey demek bence haksızlık. Ama İran'daki o protestoları yapanlar ne kadar seküler, batılı bir demokrasi istiyor ondan emin değilim tamam işte. Tamam ama bir çaba bak. Demin biz kendimiz dedik hani o bir süreç. Şimdi o sürecin bir çıktısı, bir sesi, bir talebi oluşuyor. Şimdi Amerika'ya bakıp bir şey mi diyeceğiz? Trumpçı bunlar. Yani Trumpçısı var, cumhuriyetçisi var, şu sürü var, bu sürü var. Yani ben, toplumda tek bir yekpare unsurdan oluşmuyor. Eyvallah ama şunu sorguladım ben de. Yani niye demokrasi olmak zorundayız ki? Bence geçerli bir soru. Demokrasi niye olmak zorundayız? Ya Afganistan niye batılı demokrasi olmak zorunda? Afganistan niye batılı demokrasiler gibi yönetilmek zorunda? Eğer o halkın öyle bir talebi yoksa? Yok ben buna şöyle katılmakta zorlanıyorum. Şimdi aynı eleştiri 3. Selim için, aynı eleştiriyi Jön Türkler için yapamaz mıydın? Toplumu dönüştürmeye çalışıyor elitler. Hani demin bizim onların modernleşmesi ama çok şey, teknikle alakalı. Yani ülke kötüye gidiyor. Her yerde yeniliyoruz. Ekonomimiz kötü. Değişmemiz lazım. Modernleşmemiz lazım. Tamam. Ekonomiyi dönüştürmemiz lazım. Daha güçlenmemiz lazım. Şimdi yani demokrasi neticede bir siyasi sistem ya. Veya işte bu idealler aslında normatif değerler. Bunlar da olabilir. Bunlara sahip de olabilirsin. Olmayabilirsin. Ama o mücadele için ortaya bir emek koyuyorsun. Ve o emek toplumu daha iyi götüreceğini düşünüyorsun. Yani kadınların eğitime katılmadığı bir toplum yarıda kalıyor. Çünkü bir kere yani çok basit. %50'si çalışmıyor, eğitim almıyor. Yani sen nüfusun %50'sinden faydalanamıyorsun. Eyvallah, benim argümanım şuydu. Ya bir toplumun %90'ında demokratik değerler yoksa, bu tırnak içinde batılı dediğimiz değerler gelişmediyse ben ve benimsenmiyorsa... Batıya çok ait olduğunu düşünmüyorum. Yani o aslında daha evrensel geliyor bana. Yani insanların topluma katılmak istemesi, yani kadınların okumak istemesi batılı bir değer mi? Çalışmak istemesi. Yok yani. Ben zaten yok. Kendi fikrim olarak demiyorum. Bence de batının evrensellik iddiasının bir kısmı doğru. Yani insanlar bence de insan özgür olmak ister. Yani insan onuruna aykırıdır biraz. Özgür olmamak, baskılanmak. Katılıyorum bunlara. Ama şunu diyorum sadece. Ya Mısır'da, Afganistan'da, Afganistan'a örnek alalım. Kimse bu değerlere sahip değilse bizim kafalarına vurarak bu değerleri getirmemiz veya öyle yönetimlerini istememiz saçma.
Bırakalım onlar da öyle yönetilsin. Ne olacak ki? Anladım ama bence bu şuna götürüyor bizi tehlikeli bir şekilde. Hı-hı. Şimdi Afganistan'da bir hükümet var ve bu hükümet kadınları okula göndermiyor veya muhalifleri öldürüyor. İran bunu yapıyor mesela. İşte hı-hı, muhalifleri öldürüyor. Şimdi bu destek çıkmamak, bunu eleştirmek yanlış bir şey mi? Yok yok, ayrı. Ya bence şey gibi gerekiyor. Her ülkenin böyle bir süreci var. O süreci saygı duymak, hatta desteklemek gerekiyor. Çünkü 200 sene önce bunu Avrupa yapıyordu. Ama sen şu an şeyi kabul ettin. Bak biz şu an şunu kabul ediyoruz. Batı demokrasileri ileridir. Daha ilerisi. Tabii ben şeyi kabul ediyorum. Ya bir hiyerarşiye koyuyoruz aslında. Bir hiyerarşiye şey anlamda. Bu hiyerarşiye koyma sebebim Batılar daha üstün olduğu için değil. Bu rejimin, bu toplum düzeninin genel anlamda daha fazla özgürlük ürettiğini ve refah ürettiğini düşündüğüm için. Yani bir normatif bir şey koyuyorum ortaya. Ya bir insanın cinsel kimliğinden dolayı öldürülmediği bir toplum daha iyi bence öldürüldüğü bir toplumdan. Çünkü bence bazı şeyler bariz, yani bana öyle geliyor. Bariz geldiği için. Yani sen bir şey söylediğinde hapse atılmaman, bunun işte güvence altına alınmış olması daha iyi. İyi bir toplumdur. Hani Batı'da eleştirdiğimiz çok evrenseldir şey var. Evrenseldir diyorsun. Evrenseldir. Hani yolsuzluk vardır, hükümetler bir şeyleri kapatır, yeri gelir savaşları fonlar. Bu eleştirilere katılıyorum ama hani genel resme baktığında da sen Rawls'un argümanı, cehalet perdesi argümanı. Baktın Mısır'a mı gitmek istersin, İsviçre'ye mi gitmek istersin? Öyle öyle. Yok yok, ben böyle düşündüğüm için demedim. Ben adamın mantalitesini anladığımı düşündüğüm için. Yani o diyor ki biz böyleyiz abi, ben bunu bir hiyerarşiye koymuyorum. Ya burada da demokrasi yok. Demokrasi zaten batılı bir şeydir. Olmayabilir, gerekli olmayabilir bunu diyor. Bunu deyince demin dedik ya, bu hep anlatıyı güçlendiriyorsun. O talebi de zayıflatıyorsun. Sen bunu isteme. O batılı fikirler. Sen buraya ait olmayan şeyleri savunuyorsun diyorsun. Ben diyorum ki o buraya tamamen olmayan şeyler var aslında. Yani İran'da 1970 devriminden önce yalnız olsa. Çok küçük bir grup yani. Yani. Olsa bir talep vardı ve sonra işte iktidar BBC değişti. BBC koyuyor ya böyle Afganistan 1940 Afgan kadınları böyle başlarına çıkıyorlar. Şimdi Cumhuriyet rejimi de öyleydi. 3-5 kişi abi onu. Hayır, şimdi Cumhuriyet rejimi de öyleydi. Türkiye'nin belli farkları var bence. Biz kendimizi Afganistan, Irak'la kıyaslamayalım. Hayır, şunu demek istiyorum. Şimdi Kemalist kadrolar da, İttihatçılıktan gelen Kemalist kadrolar, azınlık ama bir şekilde onu yaydılar topluma. Türkiye bence o toplumlardan daha farklı, kültürel olarak, tarihsel olarak da farklı. Onu geç de. Şimdi Murat Bardakçı'nın başka bir konuya geçiyoruz. Nedir? Yeter o? Bu şark mark meselesini bitirelim. Bizim tarihle kurduğumuz ilişkiyi anlatacak. Evet. İzleyelim. Efendim bir de önümüze gelene biz hain diyoruz artık. Çok affedersiniz sevgili seyirciler. Eskiden kızdığımız eşşol eşekli aldık, şimdi hain diyoruz. Doğru. Hain sözü eşşol eşeğin yerini aldı. Hakaretin yerini aldı. Maalesef oldu. Efendim, doğru, evet. Çay soğuk mu geldi? Vay hain çaycı vay. Bilmem ne oluyor hain. Ya bu kadar ucuz değil diyor bu söz. Şerefsiz. Dünyanın hiçbir memleketinde bu kadar çok hain. Bizdeki kadar hayır. Geçmişine bizimki kadar küfreden başka bir memleket yoktur. Mareşal Petain Fransa'yı Nazilere teslim etmiştir. Ama evet, ihanetten mahkum olmuştur idama. Tamam, müebbete çevirdiler. Çok yaşlıydı. Bir kaleye kapatıldı. Ama bugün aklı başında hiçbir Fransız Petain haini demez. Ne diyorlar biliyor musunuz? Bir süre dendi. Sonra yavaş yavaş. Bitti sonra. Zaten bitti. Efendim. Türkiye'nin farkı o. Biz bir reddi miras içerisine girdik. Her şeye geçmişe küfrettik. Ama bütün devrimler bir reddi miras yaparlar Murat. Bir dakika. Tabii hepsi yapar. Hepsi yapmıştır. Cromwell dahil Avrupa'da hepsi yapmıştır. Ama kısa bir süre devam etmiştir. Evet, benim süre devam etmiştir. Bizdeki gibi 100 sene devam etmemiştir. Evet, biz bir tarih delisiyiz diyor ve aynı zamanda hiç kimse bizim kadar tarihle kavga etmiyor diyor Murat Bardakçı. Bunu demedi de özeti bu. Evet. Sen çevirdi. Yaşar çevirdi. Bunu diyor yani. Aynen, ana fikir bu. Evet. Doğru mu? Şöyle, hani biz kavga ediyoruz ama dünyada en çok biz mi kavga ediyoruz? Bence bir soru işareti. Ama bizim sorunlu bir ilişki kurduğumuz ve sürekli bunu bir kutuplaşma malzemesi haline getirdiğimiz açık. Evet. Bunu biz seninle çok konuştuk. Evet. Yani tarihte sürekli bir kutuplaşacak yer arıyoruz. Birileri Abdülhamitçi oluyor, öbürü Atatürkçü oluyor. Evet. Öbürü Fatih Sultan Mehmetçi oluyor ve herkesin kendi kafasındaki adam da farklı oluyor. Evet. Fatih Sultan Mehmet'i Celal Şengör bambaşka anlatıyor. Evet. Ne bileyim, daha muhafazakar biri bambaşka anlatıyor. Yani bizde sürekli bir tarihi bükme, kendi hikayemize uydurma durumu var. Tarih bir siyasi pozisyon için referans aracı. Öyle oluyor. Yani dolayısıyla hep büküyorsun gerçekliği. Evet. Yani hangi siyasi pozisyonda olduğunu sinyallemenin bir aracı olarak tarihi figürler. Emel'den hep örnek veriyorum. Diyor ki Türkiye hem tarih delisi hem de tarih cehali. Şimdi bu ne demek? Tarihe yoğun bir ilgi var. Yani kitaplar 30, 40, 50, 60 basım yapıyor. Ama tartışmalar çok sığ. Hep günümüz siyasi konjonktürüne yönelik tartışmalar. Yani kimse şeye oturup tartışmıyor mesela. Yani Osmanlı niye genişledi? Bu şey bir sorudur, analitik bir sorudur. Dersin ki Batı'da iç savaş vardı, veba vardı. Ekonomik anlamda o dönem ganimet üzerinden ilerliyordu ülkelerin geliri. Ama hani şey oluyor, Osmanlı
İlerledi kardeşim, biz işte Osmanlı torunuyuz gibi tamamen hamaset üzerinden bir siyaset yürütüyor. Dolayısıyla hani tarihte korunduğu yani, şey gerçekten sorunlu. Tarih öğretimi de sorunlu. Evet. Yani şöyle mesela Batı ile şöyle bir fark var benim gözlemleyebildiğim. Mesela Fransa özeline gidelim. Fransa'da tarihsel şahsiyetler oldukları gibi değerlendirilirler. Yani onların üstüne ne bir kutsallık atfedilir, ne olmadıkları gibi her şeyleri çok mükemmelmiş gibi anlatılır. Artısıyla eksisiyle koyar. Evet. Değil mi? Öyle bir putlaştırma yoktur. Ama bizim Türkiye'dekini düşün. Türkiye'de hiçbir tarihsel şahsiyet gerçekten olduğu gibi değerlendirilmiyor. Evet. İnsan üstüleştiriliyor. Hatası yok. Seviyorsan çok seviyorsun. Çok seviyorsun. Mükemmel, hiçbir hatası yok. Sevmiyorsan şeytan, evet. Hain. Evet. Bu sağlıklı bir yaklaşım değil. Bak değil. Fransa'yı düşün. Louis XIV. Yani 14. Louis'ye kıskanç derler. Paranoyaktı derler. İşte şöyle kafasına göre adam öldürürdü derler. Bak bana bunu öğrettiler. Bak düşün, bizde böyle bir şey yapılabilir mi ya? Düşünsenize, bir tane Kanuni ile ilgili şöyle deniyor. Kıskanç. Zaten paranoyak. Yanındaki adamları öldürür. Napolyon da öyledir. Yani Napolyon da şimdi Napolyon herkes şey mi der? Büyük komutan, süper adam demez. Şöyle der yani, emperyal bir insan olduğunu vurgulayıp oradan eleştirir ama bir yandan da Fransa'daki o yasaları geçirdiği için de hani bir yandan da öyle bir sahiplenilir. Yani ortaya konur resim. Şimdi bizde şöyle bir şey var. Bu biraz sosyal bilimin doğasında da var. Bir hikayeyle bağlayacağım. Bir gün bir arkadaşımla tartışıyoruz. Bu Rusya yeni saldırmış Ukrayna'ya. Dedi ki göçmenlerin ülkeye alınmaması, Fransa'ya alınmaması ırkçılıktır dedi. Ben de bir dedim ki yani ırkçılık olmayabilir. Çünkü bence buradaki temel etken coğrafya. Hani savaşta hangi ülke komşuysa genelde o alıyor. Çünkü Avrupa'da da Polonya aldı. O dedi ki sen analitik olarak haklısın. Ama benim derdim analitik olmak değil. Benim amacım siyasi bir argüman ortaya koymak. Ben dedi şu an Fransa'daki rejimi eleştirmek istiyorum. Ve bunu da bir siyasi argüman olarak kullanıyorum. Tarihte de sen tarihi böyle analitik olarak ele almaya çalıştığında, yani bak kardeşim Osmanlı 15. 16. yüzyılda gelişti ama sebebi işte Batı'nın zayıf olması, işte demin anlattığım veba, ekonomik anlamda sermaye birikiminin olmaması dediğinde adam şey diyor. Sen Osmanlı'ya mı sövüyorsun? Hayır, sövmüyorum. Ben ortaya bir resim koyuyorum. Herkes senden olayı değerlendirmeni istemiyor. Olayın ve söylediklerinin bir şeye hizmet etmesini istiyor. Yani politik amaçlarla kullanıp tabii, gerçeği bükmek. Aynen, yani kendi pozisyonunu güçlendirmek istiyor. Sen ona resmi verdiğinde, analitik değerlendirdiğinde ondan rahatsız oluyor. Senin onu eleştirdiğini veya kendi pozisyonun altına oyduğunu düşünüyor. Şimdi şeyi değerlendir ama bir de. Bizim tarihsel şahsiyetlerle kurduğumuz bu ilişkinin garipliğini. İşte bu oradan. Mesela şimdi sen desen ki. Ha, siyasi bir anlamı olduğu için biz sürekli böyle yapıyoruz diyorsun. Siyasi bir anlamı olduğu için ama sen mesela şey Mustafa Kemal'i tarihselleştirebilir misin? Veya kim olsun? Abdülhamit'i. Yani tarihselleştirmekten kastım şu. Onun zihin dünyasını, neden olduğunu, neden bu kararları verdiğini anlamaya çalışmak. Günahıyla, sevabıyla. Tabii. Eleştirmek ve onun üzerine koyabilmek. Yok. Olmaz. Evet. İnsanlar beğenmez. Ya seveceksin ya söveceksin de gidiyoruz. Ya sev ya terk et. Ama şey yanlış burada. Yok işte bu hainler bir tek bizde var. Batı'da bunlar konuşulmaz. Yok, konuşulur. Yani Petan, şimdi Google'a yazın Petan hain mi diye bir sürü yazı çıkar. Hatta, Petan hain mi yoksa kahraman mı diye. Yani ABD'de de aslında benzer bir tartışma var. Şu an tarihsel şahsiyetler yönelik. Tabii. Biliyorsun. Her yerde var ya. Evet. Mesela Winston Churchill düşünün. Evet. Winston Churchill nedir? İngiliz aslanı diyebiliriz biz, değil mi? Ya Churchill filmini izledim ben, Darkest Hour diye. İzleyin. Churchill böyle huysuz, yer yer böyle millete densiz şakalar yapan, kibirli ve etrafındaki insanlar tarafından sevilmeyen biri. Çünkü bizde böyle bir figürün böyle resmedildiğini düşün. Hatta, olabilir bir iş mi bu? Yani bize bak, Mustafa Değeri film çekti, Can Dündar. Can Dündar da Atatürkçüdür. Can Dündar'a hakaret ettiler ya. Can Dündar sen ne yaptın Atatürk kötü gösterdin diye. Can Dündar'ı dişlediler ya. Çünkü biraz insanileştirdi orada. Evet. İşte genç Mustafa Kemal'in yaşadığı kalp kırıklığı, hırslı bir insan olarak çizdi. Olabilir abi, yani bütün aslında tarihsel şahsiyetler hırslıdır zaten. Bundan ya o kadar bir şey de yapmamıştı biliyor musun? Evet, gerçekten yapsaydı neyse, adam bir şey de yapmamıştı. Ben bu arada o tartışmaları hatırlıyordum. Şok olmuştum ben. Geçen sene izledim bir daha. Hani gerçekten ne vardı? Hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Aynen. Bizimki Avrupalılar gibi yapsak millet çıldırır. Aynen, bu arada şöyle oldu. Avrupa'da da Hitler'i mesela bu şey vardı. Çöküş filmi vardır. Güzel filmdir. Ben çok beğendim. Orada biraz insanileştirirler Hitler'i. Ona mı kızdılar? Ona kızmışlardı biraz. İşte sen Hitler'i insanileştirdin. Yine politik doğrucu, wokçu tayfanın işleri bunlar. O zaman ama eski bir film olduğu için bu wok meselesi daha çıkmamıştı, evet, ama hani bu aslında analitiklik ve politiklik hep çarpışan bir şey. Yani böyle insanlar senden her zaman bir şey hizmet etmeni bekliyor. Bir de şimdi Murat Bardakçı'nın Z kuşağı hakkında fikirleri var. Böyle güzel bir kapanış yapalım. Bakalım ne demiş. Merak ediyorum. Bu çok ciddi bir Z kuşağı övgüsü var Türkiye'de. Ülkeyi onlar kurtaracak deniyor. Acayip bir nesil geldi deniyor. Sana söyleyeyim mi? Bugünkü nesil, yani acayip nesili ben görmedim. Ha, teknolojiyle çok yakından ilgilenenler var tabii içlerinde. Teknik konularda falan. Ama bugünkü nesil bu cehaletle devam ettikçe, ki devam etmeyecek, daha da batacaklar. Türkiye'nin istikbalinden ben korkarım. Tam tersi. Şey yapacak falan filan diye korkarım.
Ya geçen gün bak bir yarışmada. Alakası mı? O kim 500 milyar ister? Sizde mi o? Soru şu. Yarışmayı da yanlış söylüyor. Geçtiğimiz günlerde ölen Sovyetlerin son 20 yıl önce lideri kimdi? 4 tane madde var. 1 Kraliçe Elizabeth. 2 Mihail Gorbaçov. 2 isim daha var. Yarışmacı hanım seyirciye soracağım efendim dedi. Ya %65 seyirci Kraliçe Elizabeth dedi kardeşim. Hadi ya. Ha, bu nesil mi Türkiye'yi kurtaracak? Güldü mü? %65 Elizabeth dedi. Gorbaçov sonra kız Elizabeth evet duydum ama dedi ben şansımı deneyeceğim Gorbaçov diyeceğim dedi. Oturanlar peki oturanlar da bu nesil? Oturanlar. Belki daha sizin nesiniz benim neslim bir sürü insan. Ya benim o kadar cahil dedi bizim neslimiz. Yani cahil vardır da ama şu var. Bizim öğrencilik yıllarımız olaylar şunlar bunlar cinayetler terör hepsi vardı. Ama herkes okurdu. Şimdi okunmuyor. Yani baya o kadar çok hata var ki bu sekansta. Yani birincisi verdiği örnek süper alakasız. Örnekte şeyi bile bilmiyoruz. Seyircilerden hangileri, hangi jenerasyona ait. İstatistiksel bir hata var. İstatistiksel bir hata var. Kimler neye oy verdi bilmiyoruz. Bir. İkincisi... Burada bir şey söyleyeyim. Ben yarışmaya katıldım. Milyoner olmak üzere. Abi o cevaplar random. Yani o cevaplar random geliyor. Nasıl yani? Yani seyircilerin çoğunun elinde kumanda yok. Ha. Çok azının elinde kumanda var. Ve kast bu arada gelenlerde. Ya örnek kötü bir örnek. Evet. Devamında söyledi bizim nesil çok okurdu şimdikler okumuyor. Hı-hı. Bunun da verisi vardır. Çok kolay çürütülür. Aynen. Şu anki basılan kitap sayısına bakın, satış yapılan kitap sayısına bakın, yayın evlerine bakın. Kesinlikle hı-hı, bundan 50 yıl öncesine göre daha iyidir. Bu buna eminim bak. Bakmadım eminim. Konda'nın raporu vardı. Türkiye'de kitap okuma oranı artıyor. Tabii ki artacak kardeşim. 50 yıl olmuş. 50 yıl öncesinde kaç tane okur yazar vardı? Kaç tane üniversite mezunu vardı? Yani çok basit hatalar bunlar. Çok basit olgusal hatalar. Olabilir mi? Bak hiçbir veriye ben bakmadım. Sadece kendinize sorun. Bu kadar az üniversitenin olduğu, ekonomik olarak gelişmemiş bir Türkiye 50 yıl öncesinde ne kadar kitap okuyabilir? Şu an Türkiye'de her yerde yeni kitap basılıyor. Bir sürü yeni yayın evi var. Biz bile neredeyse kitap basacağız. Teklif geliyor. Demek ki alıcı var. Bir kitle var. Bu da yanlış. Başa gelelim. Z kuşağı çok kötü cahil. Bizim cinsinden daha cahil. Ya senin nesilde Allah aşkına ortalaması neydi ya? Bir de şey var şimdi Murat Bardakçı elit bir aileden geliyor. Elit insanlarla okumuş. Dolayısıyla zaten örneklemi de hani kendi nesline dair örneklemi de hatalı bir örneklem. Kendi çevresini düşünüyor kesin. Evet, bak ben sana söyleyeyim. Düşünüyor. Şimdi ama tabii daha cafcaflı bir konuya gelelim. Z kuşağına dair tartışma. Hani bizi kurtarır mı kurtarmaz mı? Yani bence zaten bir kuşağa böyle toptan yeknesak bir özellik atfetmek yanlış. Kuşağın içerisinde de çok fazla farklı gruplar var. Yani bunun sınıfı var, cinsiyeti var, kimliği var, coğrafyası var. Şimdi İstanbul'da Bebek'te oturan Z kuşağıyla sallıyorum Adıyaman'daki Z kuşağı bir mi? Değil. İmkan olarak bir değil. Ama şöyle bir fark var. İnternet. Evet ve yani 50 yıl öncekine göre bu kuşaklar arasındaki farklar daha az. Daha az evet. Daha homojenleşiyor. Aynen homojenleşiyor. O farkı çizelim. Yani 50 yıl önce Adıyaman'daki bir çocukla Bebek'teki bir çocuk arasında uçurum varken şu an o uçurum o kadar olmayabilir. Ama ben şunu düşünüyorum bu arada hani bu cehalet lafına falan çok katılmıyorum. Hani o çok zaten kötü bir örneklem ama seninle bunu zaten Z kuşağında konuşmuştuk. Ben tabii bu konuda biraz daha karamsarım. Yani internetin o kadar özgürleştirici olduğunu da düşünmüyorum. Çünkü internette bir kere hangi içerikle karşılaşıyorsun? Hangi içeriği tüketiyorsun? Veya internette hangi içerikler daha görünür oluyor? Hayatım yine de 50 yıl öncesine göre daha iyidir. 50 yıl öncesinde köylü bir çocuk bilgiye nereden ulaşacaktı? Şimdi köylü bir çocuk internete bağlanır her bilgiyi görür. Tamam görüyor. Her bilgiyi görmüyor bence zaten. Ya, benim iddiam zaten hani... Ama imkanlar o kadar değişti ki artık çok daha bilgi erişim kolay. O bir demokratikleştirici bir etki yarattı. Bilgi erişim demokratikleşti. Katılıyorum ama benim iddiam şu zaten. Hani internette görünür olan yani işte figürler, işte sayfalar, neyi tükettiğin falan aslında internetteki karşılaştığın sayfaların çoğunu oluşturuyor. Şunu demek istiyorum yani milyarlarca kaynak var. Hı-hı. Milyarlarca kaynak içerisinde 4-5 web site var. Onların çoğunu kullanıyoruz. Hı-hı. O çoğunun 4-5 web site içerisinde de 4-5 tane kurum, sayfa vesaire var. Onlar da bizim maruz kaldığımız bilginin %90'ı üretiyor. Benim iddiam buradakilerin o kadar zaten çok böyle derinlemesine bilgi paylaşmadığı. Şimdi şey görüyorsun abi işte bu Z kuşağına ayrı röportajlar çıkıyor, sokak röportajı. Verilen cevaplar bu ne falan diyorsun yani. Eyvallah da bugün 49W diye bir kanal var. Bunun 55 bin takipçisi var. Bunların önemli bir kısmı da genç nesil. 50 yıl önce böyle bir şey olamazdı. Tabii bu bile tek başına büyük bir faydadır, büyük bir ilerlemedir. Dolayısıyla bu argümanın ben hiçbir şekilde gerçekliğinin olduğunu yok, düşünmüyorum. Yok ben zaten bardakçıya katıldığım için değil de başka bir tartışma konusu olarak. Okay. Yani Z kuşağının... Çünkü şu oldu, çok büyük bir beklenti yaratıldı internetin özgürleştireceğine dair. Ama hala şimdi ekonomik kriz yaşıyorsan... Siyasal istikrarsızlık varsa, medya çökmüşse, üniversiteler de çoraklaşmışsa... Abi Türkiye düzelecekse bu kuşak düzelecek. Ben size söyleyeyim. Yok ben şey gibi geliyor bana. Ya bardakçıların kuşak zaten bunu bıraktı. Onların yaptığını gördük. Bu.
Ben şimdi bundan daha iyi giderse bardakçı yanıldı. Hadi 50 yıl sonra görüşelim. Bardakçı olmayacak hayatta. Bana şey gibi, Türkiye düzelecekse derken şu an mı yoksa hani 20 yıl sonra falan mı? Hayatım, kuşaklardan bahsediyoruz. Yani 20-30 yıl sonrası bizim kuşağın iktidarda olduğu dönem. Bence şey gibi geliyor bana. Özellikle senin kuşak ve senden biraz daha büyük olanlar daha iyi bir Türkiye'de büyüdü. Daha özgürlerdi. Mesela tam şu an 18'lerin 20'lerinde olanlar mesela kötü bir sosyalizasyon yaşıyorlar. Yani şu anlamda daha baskıcı bir sosyalizasyon. 50 yıl sonrasının Türkiye'si bugünkünden daha mı kötü olur diyorsun? Yok. Kötü olur demiyorum ama hani sen dedin ya kurtaracaksa bu kuşak kurtaracak diye. Bence hani 30-35 yaşlarındakiler falan. Ben orada Y'yi falan düşündüm. Ha, işte. Y anladım. Şu an 40 yaş altı olanlar dedim. Yani anladım, bizim babalarımızın yani nasıl ülke bıraktığı ortada. Murat Bardakçı bir de babalarımız bile değil. Murat Bardakçı herhalde dedelere yakın. Dedemize yakın. Yani Murat Bardakçı konuşmasın. Murat Bardakçı'nın bıraktığı Türkiye. Onun işte biz şarkız genetiğimiz yok hikayesini anlattığı Türkiye. Hadi bakalım göreceğiz 50 yıl sonra genetiğimiz neymiş. Bakalım değişmiş mi? Türkiye mesela çok hızlı değişen bir toplum. Yani tabii, bunu biz üniversite videosunda konuşmuştuk. Üniversite sayısı 10 katına çıktı. Yani üniversiteli sayısı. Üniversitede okuyan kadın sayısı 4-5 katına çıktı. Bunlar bence çok büyük, büyük değişimler. Tabii evet canım. Ben herkesi gözlüyorum kardeşim. Her çevreden benim arkadaşım var. Her çevreden insanla da görüşüyorum. Türkiye'de gelişim potansiyeli var. Türkiye'de gelişimin potansiyeli şu an hazır bence insanlara. Hazır ama ben senin kadar da optimist değilim. Çünkü sadece imkanlar değil, şartlar da önemli. Yani işte ekonomik olarak ne kadar imkana sahibiz? Medya ne kadar özgür? Düzelir. Bunlar hızlı düzelir diyorum. Kapatalım. Senin son sözlerini alalım ve kapatalım. Umarım daha iyi bir ülkeye gideriz. Olacak. Bu kuşak yapacak. Bu kuşak dediğim 40 yaş altı. Hı. Göreceksiniz. Murat Bardakçı da görecek. Yaşar Altundağ da görecek. 20 yıl sonra bu videoyu hatırlatın. Olduğu zaman. Diyelim. Hadi. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize bakın. Dur. Yeterince Murat Bardakçı'yı şey yaptık mı? Anlamaya çalıştık mı? Çok da aşırı anlamadık. Biraz anlamaya çalışalım şimdi. 2-3 dakika. Murat Bardakçı bence benim haddim de değildir tarihsel konulardaki yorumlarını. Ben bilemem yani. Aynen eleştirmek. Ama benim gördüğüm kadarıyla Murat Bardakçı belgeye dayanan, mümkün olduğunca ters basmamaya çalışan tarihi konularda bir adam. Ama nasıl oluyorsa böyle daha sosyolojik, siyasi konulara gelince çok bol keseden salladı. Evet. Ama onun dışında mesela tarihçiliğinde falan hiçbir lafımız yok. Hı hı. Ben kendisinin entelektüel birikimini de değerli bulurum. Çalışkan da bir insandır. Bunlara da saygı duyuyorum. Bizim kendisiyle kişisel olarak hiçbir... Tabii yok. Yani bizim bu programda yani bu şeyde insanlar şey sanıyor mesela biz Besim Tibuk'u eleştirdiğimizde sanki Besim Tibuk'tan nefret ediyoruz. Değil. Sevan Nişanyan'ı böyle sevmiyoruz gibi değil. Hani bir fikir jimnastiği yapıyoruz. Murat Bardakçı ama diğerlerinden biraz şöyle ayrı. Mesela şimdiye kadar konuştuğumuz herkesin böyle bir takipçi kitlesi vardı. Bir ideolojik etrafında kümelenmişti. Bardakçı biraz ayrı bir profil. Kimse sevmez. Kimse sevmiyor. Kimse sevmiyorsa düzgün bir adamsındır kardeşim Türkiye'de diyebilir biraz misin? Biraz huysuz bir dede. Bu fena olmayabilir ama kafeyi de fazla üşütmüş olabilirsin. Yani çok sevilmiyorsan da. Evet. Hani Bardakçı biraz huysuz bir dede vibe'ında. Dediğin gibi tarihçilerine ben bir laf diyemem hani bilmediğim şeyler. Ama bu sosyal meselelerde bizde biraz tembellik var. Yani Bardakçı'nın biraz da kendini belki açıklasa belki daha iyi anlardık ama ya şark böyledir deyip geçersen eleştiririz yani. Ya biraz. Bak Murat Bardakçı'ya söylüyorum. Bir Ermeni meselesini tartışırken diyorsun ki bu mesele çok kapsamlı, derinlemesine incelemek lazım, belgeleri incelemek lazım. O kadar şey anlatıyorsun. Ama Türkiye'yi değerlendirirken, Doğu'yu değerlendirirken, demokrasi meselesini değerlendirirken çok daha büyük bir mesele, çok daha kompleks bir mesele, çok daha fazla faktör var. Diyorsun ki genimiz böyle, böyledir, değişmez. Ya aynı titizliği burada da yapsana Sayın Bardakçı. Doğru. Yani kendi alanındaki gösterdiğin titizliği ve saygıyı niye başka alanda? Başka alanda yapmıyorsun ve kendi alanında başkaları o titizliği göstermediği zaman şunu diyor. Siz bunu diyorsunuz da ne kadar arşive gittiniz? Ne kadar belge incelediniz? Teşekkürler. Güzel bir sorgulama. Sen de başka konularda konuşurken keşke birazcık daha derinlemesine değerlendirmeye çalışsan veya bu kadar keskin olmasan, bu kadar indirgemeci olmasan. Biraz şunun hakkını vereyim ama yani söyle. Benim de bu rahatsız olduğum bir şey. Şimdi biz oryantalizm falan diye eleştirdik. Bunu ben herhalde birkaç programdır söylüyorum. Oryantalizm diye böyle bir eleştirilmezlik zırhı da atfediyor. Yani mesela Doğu'nun sorunları var. Doğu'dan kastımsa Müslüman ülkelerin ve Orta Doğu'nun. Var yani. Var. Tek adamlık var. Ekonomik sermaye yetersizliği var. İnsanların haklarının ezilmesi var. Azınlık haklarının ezilmesi var. 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 Şimdi bunu konuşunca insanlar diyor ki oryantalizm yapma. Yok kardeşim ya, hani şimdi ben ona katılmıyorum. Aynen. Bence Bardakçı biraz o öfke var. Yani insanları şey gibi belki bu konuların yeterince konuşulmadığını mı düşünüyor acaba? Ya da yeterince çıplak gerçeğin vurulmadığını mı söylüyor? Yani var kardeşim sorunumuz var mı demek istiyor. Onu demek istiyor olabilir evet. Neyse bayağı konuştuk. Bir de bak farkındaysan çok az alakasız kesitler bulduk kendi ana konusuyla. Evet. Yani hiç tarihle alakalı bir şey de bulmadık. Yani aslında Bardakçı her 10 lafından 9'unda böyle garip garip şeyler söyleyen bir adam da değil. Zaten tarih almama sebebim şuydu. Bizim hani o konuda söyleyebileceğimiz evet, pek bir şey de yok. Hani dolayısıyla biz sosyolojiye dair, siyaset bilimine dair söyledi. Kendisine selam söyleyelim. Bize kızmasın. Gücenmesin. Format budur. Kendisi de show business'ı bilir. Gazeteciliği bilir. Tarihin arka odasını ben çok severdim. Çok izlerdim. Onun sayesinde belki sosyal bilime ilgim de artmıştır. Sağ olsun. Ben Emrah Safa Gürkan'ı ilk orada görmüştüm. Seneler önce. Aynen. Ve şey demiştim. Vay çok zeki bir hocaya benziyor vesaire. Aynen. Öyle.
Murat Bardakçı'yı parçaladık. Kendisi aynen. Deconstructed oldu. diye. Bir sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Bizi arkadaşlarınıza önermeyi unutmayın. Bir dakika. Discord'da biz bu videolar üzerine tartışmalar yapıyoruz. Discord kanalımıza üye olabilirsiniz. Discord kanalımız açıklamamızda var. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Görüşmek üzere. İyi.